Hadi bu videoda uyluk kemiği ile ilgili bir soru çözelim. Uyluk kemiği vücudumuzdaki en uzun ve en dayanıklı kemiklerden biri. Örneğin kemiğin kesit alanı yaklaşık 5 cm kare olarak verilmiş. Bu demektir ki kemiğin hemen hemen bir silindir olduğunu varsayacağız. Bizden istenen gerilimin 10 üzeri 8 paskalı aşmadığı bir durumda kemiğin dayanabileceği maksimum baskı yükünü bulmak. Yük buradaki bağlamda ağırlık için kullandığımız bir terim. Yani sadece bu uyluk kemiğinin üzerine koydabilecek maksimum ağırlığın ne olduğunu hesaplayacağız. Ayrıca geriliminde bu sayıyı aşmaması gerekiyor. Şimdi bu videoyu durdurmanızı ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışmanızı istiyorum. Evet, burada daha önceden çizilmiş bir başka uyluk kemiği var. Hemen koyalım. Diyelim ki buradan bir kuvvet uyguluyoruz. Bir de şuradan kuvvet uyguluyoruz. İşte baskı yükü böyle bir şey. Bu kuvvetler kemiği sıkıştırıyor. Şurası da yük. Çoğu zaman kalça kemiklerimiz bu şekilde baskı altında kalır. Örneğin ayaktayken vücudumuzun üst tarafı aşağı doğru, vücudumuzun alt kısmındaki kemiklerde hatta bastığımız yer bile yukarıya doğru baskı uygular. Böylece kemiğimiz dengede kalır fakat baskı altındadır. Şimdi bu iki kuvvet yüzünden kemiğimiz deforme olacak, sıkıştırılacak. İşte şöyle. Bu nedenle kemiğe etkide bulunan bir geri çağrıcı kuvvet oluşacak. Burada geri çağrıcı kuvvet yukarı yönlü, burada ise aşağı yönlüdür. Hemen bir tanesini çizelim şimdi bu kemikten küçük bir parça alırsak ve içine yakından bakarsak iki kuvveti fark ederiz yukarıdan etki eden bir kuvvet var yük bir de aşağıdan etki eden geri çağırıcı kuvvet var bu kemik ve ufak kemik parçası dengede olduğu için yükten kaynaklanan kuvvet geri çağırıcı kuvvete eşittir öyleyse tüm yapacağımız şey bu kemiğin içinde üretilen maksimum geri çağırıcı kuvveti hesaplamak ama gerilimin 10 üzeri 8 paskalı aşmadığı durumda bu soruda hook kanunu kullanmayacağız. Buna ihtiyacımız yok çünkü gerilim bizi ilgilendirmiyor. Sadece gerilime bakıyoruz. Gerilim sigma'nın 10 üzeri 8 paskalı aşmaması gerektiği verilmiş. Gerilim geri çağırıcı kuvvet bölü alan olarak tanımlanıyordu. Alan bize zaten verilmiş 5 santimetre. Santimetreyi 10 üzeri eksi 2 metre olarak yazalım. Sonra bunun karesini alalım. Bulacağımız sayı 10 üzeri 8 paskaldan fazla olmamalı. Pascal'sa metrekare başına Newton. Bu durumda denklemin iki tarafındaki metrekareler birbirini götürür. Ve her iki tarafı da alanla çarparsak geri çağırıcı kuvvet küçüktür. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi eksi 4 eder çarpı 10 üzeri 8 Newton. Yani geri çağırıcı kuvvet küçüktür. 5 çarpı eksi 4 artı 8'den 10 üzeri artı 4 Newton. Biraz önce geri çağırıcı kuvvetin yükle aynı şey olduğunu görmüştük. Buna göre diyebiliriz ki yükten veya ağırlıktan kaynaklanan kuvvet 50.000 Newton'u aşmamalı. Yani uygulayabileceğimiz maksimum yük 50.000 Newton. Şimdi buradaki sayılar üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. 50.000 Newton yaklaşık 5.000 kilogram yapar. Bunu ağırlık olarak düşünürsek 50.000 ağırlık Mg eder. Öyleyse M 5.000 olmalı. Yani kemiğimiz 5000 kilogramlık ağırlığa dayanabilir. Hatta 5000'e kadar gitmemek lazım çünkü burası sınır değeri. O zaman tedbirli davranalım ve sayının 10 kat küçüğünü alalım. Yani kemiğimiz en az 500 kilogram yüke dayanabilir. Bu tek bir kemik. Yani iki kemik birlikte yaklaşık 1000 kilograma dayanabilir. Bu inanılmaz. 1000 kilogram yaklaşık 12 yetişkinin ağırlığı eder. O halde bu sayılar bize kemiklerimizin 12 yetişkini taşıyabileceğini söylüyor. Gerçekten müthiş. İşte bu nedenle uyluk kemiği en dayanıklı kemiklerden biri. Fakat tabii ki bunu evde denemenizi önermiyorum. Ne de olsa burada bahsettiğimiz ideal koşullar. Örneğin şunları varsayıyoruz. Yük kemiğe ekseni boyunca baskı kuvveti etki uyguluyor. Eğer şu iki kuvvet birbiriyle uyumlu olmazsa kemik burkulabilir ve burulma kuvveti oluşur. Her neyse bu başka bir konu. Kısacası bu videodan da gördüğümüz üzere kemiklerimiz gerçekten muhteşem.